Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Esling markasının 360 derece dönebilen IP kamerasını inceliyoruz. Müzik Bugünkü konuğumuz Esling markasının evinizi veya dış ortamınızı gözetleyebileceğiniz, canlı izleyebileceğiniz kamerası. 1080p 2 megapiksel görüntü kalitesine sahip olan bu ürünün birazdan kutu açılımını birlikte kurulumunu yapacağız. Ama öncesinde her zaman olduğu gibi bilgilendirmeleri paylaşmak istiyorum. Bu ürün Wi-Fi ile ağınıza bağlanabiliyor ve kişi takibi yapabiliyor. Ayrıca ses alıp ses gönderebiliyorsunuz kamera üzerinden de. Sizin de kameradan sesinizi karşı taraf duyabiliyor ve siz de duyurabiliyorsunuz. mikro SD kart takabiliyorken 360 derece dönebilen bir kamera yapısına sahip hem aşağıya hem yukarıya doğru döndürebiliyorsunuz. Şu anda detay görüntüsünü de ekliyor oluyorum şu anda videonun içerisine. Kutunun içerisinden duvara asabileceğiniz duveller de geliyor. Sizin tek yapmanız gereken koymak istediğiniz yerdeki duvarı delip hemen buradaki duvellerle duvara asabileceksiniz ürünü. Şimdi ben evde kiracı olduğum için evin duvarını delmeyeceğim. Bir yere bantladım böyle dikey olarak durabilen bir ürün olduğu için bantladım. Ve o odada benim oğlumu gözetlemem gerekiyor evde yokken ne yapıyor ne ediyor diye hem de ses gönderip hem de o eğer ki havladığında ya da farklı bir şey yaptığında onun sesini duymam gerektiği için de bu ürünü tercih ettim. Esslink markasının birçok ürününü zamanında kullanmıştım. Kamerasını ilk defa kullandım. Şimdi ben ürünü paketledim sizler için. Yaklaşık 1,5-2 haftadır kullanıyorum. Hem ışık var üzerinde gece karanlıkta ışığı yaktığınızda bildiğiniz odayı aydınlatıyor diyebilirim. Ama ben ışığını kullanmıyorum üzerindeki çünkü oğlum rahatsız olmasın uyurken gece eğer ki uyuyorsa diye gözünü almasın anlamında. Gece modunda ışığını yakmasanız bile odadaki görüntü hissiyatı kalitesi güzel diyebilirim sizlere. Yanlış bir bilgi de paylaşmak istemiyorum. 360 dediğim aslında 355 derece sağ ve sola dönebiliyor. Aslında 5 santim gibi bir fark var onu da hani o yüzden 360 dedim. 90 derecede aşağıya yukarıya yapabiliyorsunuz ürünü ve geçişleri gerçekten hızlı takılma donma kasma yapmıyor. Sağa sola dönüşlerde veya aşağı yukarı dönüşlerde tabii ki de hafif böyle gecikmeler olabiliyor her kamerada olduğu gibi. Ama bu görüntüye yansımıyor. Yani siz sola bastığınızda direkt sola dönüşte anında dönüş sağlıyor ve en sonuna kadar getirebiliyorsunuz sola dönüşlerde veya sağa dönüşlerde. Ürün 1 kiloya yakın bir ağırlığı var. Yani 700-800 gramlık bir ağırlığa sahip. Bu ürünü de Biotek bilgisayar üzerinden aldım. Açıklamaya link bırakacağım. Siz de gidip oradan güvenle satın alabileceksiniz. Şimdi kutu açılımına geçelim. Sonrasında sizlere zaten bol bol detayları paylaşıyor olacağım. Kutunun içerisinden bir adet bu şekilde kameranız geliyor ve buradan bağlantılarını yapabiliyorsunuz dubelle. Bu duvara asılan model ve bu şekilde duvara astığınızda yatay bir şekilde aşağıya bakıyor. Ama istediğiniz zaman bu kamerayı böyle yukarı çevirebiliyorsunuz, aşağı indirebiliyorsunuz ya da sağa sola bu şekilde döndürebiliyorsunuz. Bu üst kısımda lastikli bölüm, burada SD kartınızı ve ürünü resetleyebileceğiniz bölüm çıkıyor. Buradan da bu bölüme erişebiliyorsunuz. Ürünün içerisinden bir adet de şarj adaptörü çıkıyor. Bu şekilde fişe bağlı olarak çalıştırabiliyorsunuz. Ürünün güç girişi böyle. Bu cihaza takılıyor. Bu da prize takılan bölüm. Ayrıca olarak Eslink'in kullanım kitapçığı geliyor. Burada bütün bilgileri yazıyor. Nasıl kurulacağı, neler yapacağınızla ilgili. Ve ürünün içerisinden sizlere bahsetmiş olduğum gibi çivi ve düveller çıkıyor. Bununla ürünü sabitleyebiliyorsunuz. Bunun da içerisinde olması gerçekten güzel bir avantaj. Ürünü bu şekilde montajladım duvara. Aslında montajlamayacağım demiştim ama mecburen montajladım. Çünkü duvara asılan bir aparat. Bu şekilde antenlerini dik yapabiliyorsunuz veya aşağı yapabiliyorsunuz. Uzakta ise bile Wi-Fi gayet iyi çekiyor. Zaten burada kabloları bulunuyor. Bu prize giriş adaptörü. Buradan da Ethernet kablosu yani internet kablosunu bağlayıp direkt yakındaysa cihaz eğer bağlantı yapabiliyorsunuz Baya güzel böyle sağ tarafa dönüyor Sol tarafa dönüyor aşağıya yukarıya Bakabiliyor ve odanın içerisinde Şu an yankı var boş burası Genelde white burada uyuyor oğlum yani O yüzden buraya kurdum Görmüş olduğunuz gibi tek vida ile tutturdum Şuradan bir vida attım ve tek vidayla tutuyor. Zaten çok ağır bir ürün olmadığı için her yeri de delmek istemedim. Şuradan da atmaya çalışmıştım ama tek başıma olduğum için çok beceremedim açıkçası. Bu odada böyle çerçeveler var aslında burası YouTube'daki videolarımı çektiğim odamda ama değiştirdim. Ürün bu şekilde. Esling markasının zaten marka modelini tam şuraya yazıyorum. Oradan bakabilirsiniz. Açıklamaya da link bırakıyorum. BioTek bilgisayar üzerinden satın aldığım için siz de oradan güvenle satın alabilirsiniz. Bu şekilde de duruyor. Hadi geçelim kamera karşısına. Cihazın kutusunu açtık, kurulumunu yaptık ve detaylı bilgileri paylaşmaya çalıştım sizlere. Şimdi uygulamadan kısaca bir bahsedeyim. Tuya Smart uygulamasını indirip cihaz ekle bölümünden kamera bölümüne giriyorsunuz. 2.4 GHz ve 5 GHz'lik bölüm kamera olarak çıkıyor zaten. Buna tıkladıktan sonra telefonunuzda bir QR kod açılıyor ve bunu kameraya okuttuğunuzda direkt kameranız bağlanıyor. Zaten sonrasında Wi-Fi kısmına evinizde olan internete kamerayı bağlıyorsunuz ve kurulum bu kadar basit. Sonra Tuya Smart uygulamasından kamerayı kontrol edebiliyorsunuz. Eğer içine SD kart takarsanız kayıt yapabiliyorsunuz. Harici olarak sağa sola yukarı aşağıya döndürebiliyorsunuz kamerayı. Şimdi görmüş olduğunuz görüntülerde sağa doğru, sola doğru ya da aşağıya yukarıya doğru kamerayı hareket ettiriyorum ve bu kaydı telefonun kendi içerisine yapıyor. Kayıt yapmasını istiyorsanız telefonun içerisine yaptırabiliyorsunuz kaydı ama SD kart takarsanız sürekli SD kartın boyutu kadar kayıt yapabiliyor kendi içerisini. SD kartı çıkarttıktan sonra telefona veya bilgisayara taktığınızda yapmış olduğu kaydın hepsini izleyebiliyorsunuz. Harici olarak hareket algılama sensörü bulunuyor ve bu sensörle birlikte evinizde kıpırdayan ya da hareket eden bir şey olduğunda size bildirim de geliyor. Cihaz çevrim dışı olduğunda size bildirim gönderiyor. Yani diyor ki internetten koptu ve cihazınız çevrim dışı. Anlık internet kesintileri yaşarsanız bu gibi durumlarda bildirimde alabiliyorsunuz. Kameranın birçok özelliğini anlatmaya çalıştım sizlere. Hem de ben konuşurken şu anda hem gündüz performansı hem de akşam ışıksız bir ortamdaki performans görüntülerini de paylaşmaya çalıştım arka planda. Eğer bir çocuğunuz ya da evinizi gözetlemek ya da bir evcil hayvanınızı gözetlemek istiyorsanız bu kamerayı kesinlikle öneririm. Benim açımdan dezavantaj direkt duvara asılıyor olması. Aslında şöyle masanın üstüne koyup da hani kullanabilecek bir durum da olsa daha iyi olurdu ama bu duvara asılan model ve gerçekten duvara asılan model olmasına rağmen zaten görüntüleri ve görüntü kalitesini gördüğünüz performans anlamında gerçekten tatmin ediyor ve karanlıktaki ışığı aşırı derecede yüksek ve bu yüzden ben ışığını kullanmıyorum ama sizlere video içerisinde zaten ışıklı performansını da göstermeye çalıştım ürünün. Videoyu beğendiğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederim. Kameranın aşağıya açıklamalar kısmını linkini bırakıyorum. Oradan satın alabilirsiniz. Görüşmek üzere.